Merhaba efendim, sevgiler, saygılar. Bir Escape from Tarkov videosunda tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz biz birçok kez Escape from Tarkov'a Skav'la giriyoruz. Hatta ağırlıklı Skav'la girdiğimiz oluyor. Paramız bittiği zaman, para ihtiyacımız olduğu zaman. Bu da o videolardan biriydi. Videoyu başından beri çekmedim. Bir PMC ateş ettikten sonra videoyu çekmeye başladım. Ve ondan sonra olaylar gelişti. Videoyu kesmeden, kırpmadan koyacağım. Biraz uzun olabilecek. Özellikle fightlamadan önce işte kişiyi takip etme, PMC'nin nerede olduğunu anlama, kaçma, geri çekilme gibi şeyler var. Bir eğitim videosu değil, ilginç bir video, ilginç bir an. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım diyebilirim. Daha önce PMC'ler ateş etmişti fakat ya tekte alıyorlardı ya çok çabuk bitiyordu. Fakat bu birazcık uzun sürdü ki göreceksiniz. Ayrıca küçük bir spoiler vereyim. Sonu benim için çok mutlu bitmedi. Hatta çok değil hiç mutlu bitmedi. Hepsini izleyeceğiz şimdi. O zaman lafı fazla uzatmayalım ve videoya geçelim efendim. Videodayız. Evet, selamlar. Şimdi haritada ben burada doğdum. Ve ilk doğduğumda bunların hiçbiri sizi ilgilendirmiyor. Aslında son noktaya geleyim. Buradan böyle geldim falan filan. Buraları lootladım. Buraları aldım almadım. Bunların hiçbiri önemli değil. Asıl olay en son bölümde oldu arkadaşlar. MR.com çıkışındayız. Şöyle iyice büyüteyim haritayı. Olay burada geçiyor. Evet, olay burada geçiyor. Ben buradan aşağı inerken atış sesi duydum ve bundan sonra bu lokasyondan aşağı inerken atış sesi duyar duymaz da hemen kendimi şu otlara attım. Zaten göreceksiniz şimdi. Ondan sonra da aksiyon başladı. PMC de ilk olarak buradaydı. Burada ben gördüm PMC'yi. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bu küçük harita infosunu verdikten sonra gerçekten bu sefer fight'a geçiyoruz. Evet, en sonunda raid'e girebildik. Şimdi gördüğünüz gibi ağaçların altındayım. Kendimi net ve sağlam bir yere aldım. Görebilmeniz için PMC'yi zoom yapacağım gördüğüm yerlerde. Tam şu anda baktığım, nişan aldığım bölgeden ateş ettiğini düşünüyorum PMC'nin. Bana bir el ateş etti. Çok eminim. Dediğim gibi hiçbir bölgeyi kesmeyeceğim. Bu arada hangi silahla daha iyi ateş edebilirim? Hangi silaha daha alışkınım diye bakıyorum. Fakat bu silah bir türlü hoşuma gitmedi benim oyunda. Isınamadım. O yüzden Rus silahını alıyorum. Ve yine eğimimi oraya doğru koyuyorum. Fakat çok net değil. Sanki bir siyahlık görüyor gibiyim. Emin değilim. Evet, bir şey gördüm. Atış, atış, atış. O da beni gördü. Çok başarılı. O da beni gördü. Onun beni görmesi buraya geçtiğimi biliyor olduğu anlamına geliyor. Hile olduğunu sanmıyorum. Dürbün tüfeği varsa çok rahat beni görecektir zaten. Ben onu dürbünsüzken gördüğüme göre. Tekrar pozisyonumu değiştiriyorum. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Pozisyon değiştirmeyi unutmayın. Şu anda daha korunaklı bir yere geçtim. Ben Skav'ım, o PMC. Onun kaybedecek çok fazla şey var. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. En fazla ADR'ye gider. VPO Rus silahı gider. Sanırım VPO'ydu. Hatırlamıyorum. Rus silahı gider ve üstümde birkaç tane işte çerçöp gider. Çok da önemli değil. Dediğim gibi tam bayırdan inerken ateş etti. Tek bir el ateş etti. Fakat vuramadı. Ve en büyük hatasıydı. Benim söylediğim ya da benim sürekli söylemekten bıkmadığım bir cümle var. İlk atışı yapan, ilk fark eden çok avantajlıdır. Ama bu avantajını korumak istiyorsa ilk atışta rakibini öldürmelidir. Evet, tekrar pozisyonumu değiştiriyorum. Beni görüyor mu görmüyor mu belli değil. Emin değilim. İşte tam şu anda o karşıdaki bayırdan inerken ateş yemiştim. Buradaki otların arasına gireceğim. Tekrar gidiyorum. Şu anda yine bakacağım. Açıkçası birazcık da heyecanlandım burada oynarken. Tabii şu anda ekstradan kayıt alarak anlatıyorum. İşte gördüm PMC'yi. Geçiyor. Net bir atış istiyorum. Sanırım oradaki otların arasına girdi. Kalkıyorum. Çok da fazla kendimi göstermek istemiyorum. Çünkü onun silahı ve onun ekipmanı mutlaka ama mutlaka benden çok çok daha iyi. Sağa sola bakıyorum, yine bir şey göremiyorum. Bir atış daha geldi. İkinci atış geldi. Başka bir PMC mi acaba? Ya da iki kişiler mi? Emin değilim. Onu ateş etmeye devam ediyorum. Yine pozisyon değiştireceğim. Otlardan çıkarken yavaş yürüyorsunuz. Ya da otlara girerken ya da otlardayken yavaş yürüyorsunuz. Aklınızda olsun, yine pozisyon değiştirdim. Bu arada el bombası attı eski olduğum yere. Tekrar geri çekiliyorum. Bu kaçmak değil, geri çekilmek. Çünkü nerede olduğumu çok net biliyor ki el bombasıyla da beni öldürebilirdi. Tekrar mühimmatıma bir baktım.
Tekrar silah değiştirmeye karar veriyorum. Tabii yine emin değilim. Çok da iyi bir şey yok. Ayak sesi duyuyorum bu arada. İki PMC olabilir. Çünkü biri en yukarıdaydı, biri sağdaydı. Ayak sesi duydum. Hatta bu da üçüncüsü mü ne diyorum. Çünkü temkinli bir yürüme sesi geliyor. Şöyle çaktırmadan... Yok hayır, hayır, hayır. Çaktırmadan bakayım derken olduğu gibi kabak gibi ortaya çıktım. Ama o ayak sesinin de bir PMC değil, bir bota ait olduğunu gördüm. Şimdi eski pozisyonuma geri gireceğim. Orası çok net bir atış şansı veriyor bana. Çok net görebiliyorum rakibi. Tabi giderken görünme ya da fark edilmem risk anlamına gelecek. Kayaya kavrulacağım. Şöyle bir bakıyorum. Evet gördüm. Çok zor bir pozisyon benim için. Çok uzak bir mesafe. İnanın rahat 200 metre. Belki biraz daha fazlası var orası. Buraya yatmaya karar verecek gibiydim. Vazgeçtim. Ve ardından çadırın arasına girdim. Ve bu arada dakikaya bakıyor musunuz? Son 2 dakika arkadaşlar. 2 dakika var PMC'nin çıkmasına. O rahat değil. Rahat koşamıyor oradan. Bu arada tekrar görüyorum onu. Ateş ediyorum. 2 dakika var. Rahat çıkamayacak. O da farkında. Aslında her taraf içinde aynı şey. Diğer scav'la uğraşıyor. Yapay zekalı scav'la uğraşıyor. Bot scav'la uğraşıyordu diyebiliriz. Öldürmüş olabilir büyük bir ihtimalle. Ama onun gelmesi benim işime yaradı. Şarjörümü değiştiriyorum. Evet, hala atış sesleri geliyor ve son 1,5 dakika artık hem onun hem de benim çıkmam lazım. Tekrar söylüyorum, sizin kaybedecek çok fazla bir şeyiniz yok ama şunu da belirteyim. Eğer şu anda benim üstümde bir ekran kartı ya da Bitcoin ya da farklı değerli bir şey olsaydı asla bununla fayda girmezdim. Bu arada tahmin ediyorum atışlarımdan birkaçı girdi diye çünkü... Evet. Başarılı atış bence bunlar ama düşmanı öldüremiyoruz. Arkadan sağ arkadan yine ses geliyor. Yine şarjörü değiştiriyorum. Şarjörümün ne kadar dolup olmanı kontrol bile etmiyorum. Yedek şarjörle idare ediyorum. Evet. Çok büyük bir ihtimalle hiçbirini vuramadım. Artık tekrar basıyorum. Çünkü şu dakikalarda öldürebilirsem öldüreceğim ve öldürür öldürmez de çantasını, ceketini alıp lootlamayı düşünüyorum. Evet. Arabanın arkasında aman çok yakındı bu. Çok yakın. Ow ki ne ow abi. Gerçekten çok iyi bir atışta beni vurmayı başardı. Ama tabii burada baktığınızda gördüğünüz gibi toplamda 277 hasar vermişiz vücuda ve 129 da atışlarımız mermilerimiz daha doğrusu rakibin zırhı tarafından absorbe edilmiş. Bunu anlıyoruz. Bundan önce hiç ateş etmemiştim. Onu belirteyim. Attığım mermilerin birçoğu girmiş ki zaten burada da 8 isabetli atış olduğunu görüyoruz. Evet. İlginç bir andı benim için. Dediğim gibi scavken çok fazla kaybedecek bir şeyiniz yok. Dediğim gibi önemli bir lootum olsaydı, Bitcoin ekran kartı ya da başka bir şey lootlasaydım inanın bu fight'a girmez. PMC'nin çıkmasını beklerdim. Ardından ben de paşa paşa çıkardım. Evet, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.